Şahinoğlu Grup yöremiz töremizi sunar. Sevgili misafirler, aramızda birbirinden değerli belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, dernek başkanlarımız, kısacası Edirne'den varsa, dünyadan varsa, bugün ne kadar Ataşehir'de Çankırılılara gönül verip de gelen varsa herkese hoş geldiniz diyoruz. Evet, bugün Çankırılılar bir arada. Merhem olmaya çalışıyorlar kanayan yarada. Bütün Erol Tepebaşı'na Birol Ekşi'nin gönül dostları burada bir arada. Ataşehir Belediye Meclis Üyesi aday adaylarımız her ikisi de kendilerini varlığını duyurmak sizlere de düştü buraya buyurmak. Buyurdunuz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin ayağına sağlık. Rabbim çektirmesin darlık. Bir ömür sevdiklerinizle sevenlerinizle bir arada olsun sizlerde varlık diyoruz. Şimdi Çankırılı Özkan Ergün saz bağlama elinde, şarkılarda güzel nameler dilinde, klavyeci Mehmet de yerinde. Haydi bakalım, sizleri baş başa bırakıyoruz. Şimdi Brasil.
yere. Aman yere, olsun yere. Şimdi altaylara atlandık gayri. Ah amani ayari. Elime de aldım makası, açtım gömlek yapası. Karşı bir evden görünü, yar sevdiğimi modası. Erbalar dallarında, sevdiğim kollarında. Gel gezelim sevdim ulu yol yollarında. Çatıda okuyor üç dilim oku. Ben burada yazayım Kahir sen oku. Okuyan dillerine kurban olayım. Yazan ellerine kalem olayım. Ah amanin ayarim. Elime de aldım bağlama, karada gözlüm ağlama. Ben buralı değilim, bana da gönül bağlama. Yayladan mı geliyor, boylarına maşallah. Bizim evde geliyor, sen olursun inşallah. Suyum akmıyor. Ardım ayıklandı, suyum akmıyor. Çok yıla bekledim, civciv çıkmıyor. Civcivsi çıkmayan baykuşa döndüm. Yarimden ayrıldım, zarhoşa döndüm. Amanim hayalim. Ne bakarsın delim, bana da ver erüften. Ben nasıl ayrılayım senin gibi ferüften. Elmalar dallarında, sevgim kollarında. Gel gezelim sevdiğim saçağın yollarında. Teşekkür ediyoruz. Evet, aramızda Çankırı Çerkeş'ten gelen, buraya kadar gelen belediye başkanlarımız var. Şükrü Tarhan, Çankırı Çerkeş Belediye Başkanım. Hoş geldin sevgili başkanım.
Hamza İlkaya, Çakır Çerkeş, Saçak. Ben de belediye başkanımız. Her iki belediye başkanıma yazın yayla şenliklerine gittik Çerkeş'e. Bize göstermiş olduğu ilgi alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum her iki belediye başkanımıza da. Evet, tüm Sinop Dernekler Federasyonu Genel Başkanı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılığından da tanıyacaksınız. Ve aynı zamanda Pendik Belediye Başkan adayı İsmail Kabakçı. Sevgili başkanım, hoş geldiniz. Ben sırasıyla şöyle hepsini notlara göre anons yapmak istiyorum. Çankırı Çerkeş Avşarköy Dernek Başkanı Ahmet Çifttaş ve Yönetim Kurulu arkadaşlar aramızda. Hoş geldiniz sevgili başkanlar. Ümraniye Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarından Genç Meclis Üyesi adayı Erdal Yiğit. Hoş geldiniz sevgili başkan. Adaylarımız hayırlı uğurlu olsun. Çoruk Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcı Cemil Yaşkalak, aynı zamanda Çoruk Kargı Göletköy Dernek Başkanı ve beraberinde Divan İşkembe Ataşehir Ramazan Gökçe ve Bostancı Pastanesi sevgili Hüsnü Bostancı. Hoş geldiniz sevgili gönül dostları. Saçak Merkez Dernek Başkanı Kadir Yaylaoğlu. Hoş geldin Kadir Başkan. Melek Demirci Demirer Bektaş Kadıköy Belediye Meclis Üyesi tek aday adayı Kadıköy'de Çankırılı'dır. Sevgili Melek Hanım, hoş geldiniz. Hemşerilerim beni aramıyor. Ben hemşerilerimle arıyorum diyordu. Kendisi yok şu an. Biraz sonra tekrar size tanıştıralım. Kadir abi dur. Şunlar ben bir devam edeyim. Evet, basın aramızda, Ataşehir'deki basın mensubu arkadaşlarım aramızda. Ataşehir Son Haber ve web sitesi Recep ve İsa Kırım abiler, hoş geldiniz sevgili abim. İstanbul'un gazetesi Oktay Öztürk, hoş geldiniz sevgili arkadaşım. Bir Taraf gazetesi Mesut Solak, hoş geldin sevgili abim. İnşallah soy ismi doğru yazılmış. Samet Özdemir abim, Efor Ses Sistemleri, hoş geldin sevgili abim. Evet, devam ediyoruz misafirlerimizin anonsuna. Yalıözün Köyü, Çerkeş Yalıözün Köyü yeni dernek başkanı, çiçeği burnunda Hüsnü Kale, kale gibi adamdan dernek başkanı yapmış. Erdal Karaağaç, neredesiniz? Bir ayağın halkı. Reisler de reis, Recep Karaoğlu. Reisim, hoş geldiniz. Ali abi, Musa abi, hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Vallahi Atkaracalar'da bir Ilıpınar var. Ilıpınar, orada asker balıklar da var. Ersoy Başkan sayesinde gördük oraları programda. Ilıpınar Köyü Dernek Başkanım ve Pilotlarım Başkan Yardımcım buydu. Başkanım, Pilotlarım Başkanım aynı zamanda. Ersoy Kaçak, hoş geldin sevgili başkanım. Ve Bayram Aslan Çakırı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Bayram Başkanım, hoş geldiniz. Karadeniz Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Tahsin Usta Başkanım. Hoş geldiniz sevgili başkanım. İleriniz Dernek Başkanı Muharrem Canbaz. Nur Özgen Pendik Bedensel Zihinsel Engelliler Dernek Başkanım, aynı zamanda Pendik Belediye Meclis Üyesi adayı. Nur Başkanım, hoş geldiniz. Önder Tozan Çakırı Çerkeş Ali Özüköy Dernek Başkanım ve Yönetim Kurulu arkadaşlar aramızda, hoş geldiniz. Sevgili Önder Tozan Başkan, aynı zamanda yöremiz göremiz programına verdiğin destekten dolayı ayrıca teşekkürler. Ve İzzet Tozan Pendik Esenler Mahalle Muhtarım, sevgili başkan, hoş geldin muhtarım. İki tane de telgrafımız var. Mehmet Akif Hamza Cebi, İstanbul milletvekilimiz, aynı zamanda grup başkan vekilimiz bir telgraf göndermiş. İyi dilek ve temennilerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve yine Avukat Mahmut Taral, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel iyi dilek ve temennilerden dolayı. Bura kalabalık oldu, seni oraya aldık ya. Çerkez Çalcı Özü mü?
İnşa Özen Köyü Derneği Başkanı ve yönetimi aramızdaymış, isim yazmamışlar. Yazıda biraz doktor yazısı gibi ancak okuyabildim. Çakırı Çerkes Oğacık Köyü Bayram Boluş nerede, burada mı? İsmail abi hoş geldiniz, Bayram Başkan. Bütün Oğacıklılara teşekkürler. Evet, bu yıl Zeynel Parmaksız ve ekibi Çakırı Çerkes, Atkanacalar, Saçak, Oğacık, Avşar, Yalıözü, Ali Özü'ne bu sene gideceğiz inşallah. Programlardaydık gerçekten, insanların sıcaklığı, ılımlığı, zaten Çakırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, Bartın, Batı Karadenizler olarak 10 numaradır. İnsanlıkları her zaman misafirperverdir. Hepsine çok teşekkürler. Gülşen Yurtsever, Makbule Çelik, Güldemir Çavuş, Ataşehir Belediye Meclis Üyesi aday adaylarımıza hoş geldiniz diyoruz hepsine birden. Ve Çakır Çerkeş Dodurga Köyü Dernek Başkanı Satılmış Kale. Hoş geldin sevgili başkan. Yazılmayanlar da gördüklerimi arz ediyorum. Güney Yüz Yaşatma Mücadele ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Muharrem Canbat. Az önce okudum sanırım. Hoş geldin sevgili başkan. Muharrem Başkanım hoş geldiniz. Ve yönetim kurulu arkadaşlarına hoş geldiniz diyoruz. Yeşil Mavi Karadeniz Gazetesi Ömer Akgüz. Tüm Sinop Dernekleri Federasyonu Basın Kolu Başkanı. Pendik Orta Mahalle Muhtar Adayı. Daha var mı? Sinop Sarayızı Yukarı Akpınar Köy Derneği. Hoş geldin sevgili Ömer Akgüz. Güzel güzel resimler çek, onları da paylaşalım. Evet, şimdi aramızda bulunan sevgili benim genel başkanım, 16 yıldır hiç ayrılmadık kendisinden. Tuzla'da bizim Sinoplular bir programına yetişmek için ayrılacak aramıza. Ayrılmadan önce İsmail Kabakçı başkanımı mikrofona bir davet ediyorum. Alkışlar sevgili genel başkanım İsmail Kabakçı için. Çok kıymetli belediye başkanlarım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Özellikle bugün Erol Tepebaşı abimiz ve Birol Ekşi kardeşimize destek için, destek vermek için gelen sizler, hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, hoş geldiniz diyorum. Erol Tepebaşı birazdan konuşmasında söyleyecektir nasıl aday adayı olduğunu, kimin onu adaylığa ittiğini, o zaman onu görürsünüz. Yalnız bizler Sinop, Çankırı, Kastamonu, Çorum bu vilayetler sivil toplum örgütlerinde başarılıyız. Biz bu salonu da doldururuz, bunun gibi 10 tane salon da doldururuz, dolduruyoruz da. Ticarette başarıyı yakalamak üzereyiz. Şu anda %50-50. Halen daha korkuyoruz. Oysa ki hepimiz dini eğitim aldık. Rızkın 10'da 9'u, peygamberimiz diyor ki ticarettedir, ticaretin de 10'da 9'u cesaretlidir diyor. Bu cesaret zaten Çankırılarda var, öyle değil mi? Cesaretli olan Çankırıları bir görelim bakalım. Yalnız siyasette eksiyiz. Siyasette neden eksiyiz? Şurada bir yoklama yapsak, siyasi partisine üye olanlar el kaldırsın desek, salonun 1/3'ü, 1/4'ü ancak siyasi partisine üye olanlardan oluşmuştur. Biz kendi oy verdiğimiz siyasi partiye üye olmuyoruz. Kendi oy verdiğimiz siyasi partiye üye olmadığımız takdirde orada ilçede, ilde, genel merkezde temsil edilemiyoruz. Bakın, şu kadar insan Ataşehir'de CHP'ye üye olmuş olsa idi, şu anda buradan biz Birol Ekşi'nin ve Erol Tepebaşı'nın ellerini kaldırmış meclis üyesi adayı demiştik. Hatta Erol Tepebaşı'nın belediye başkan yardımcılığında açıklamıştık. Biz bu dönem şöyle bir çalışma yaptık. Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, özellikle bu 4 vilayetle ve Giresun dernekleriyle
her arkadaşımızın muhakkak ve muhakkak oy verdiği siyasi partiden meclis üyesi aday adayı olmasını, belediye başkan aday adayı olmasını yoğunlaştık. Zorladık. Bir gün toplantıda Zeynel Parmaksa dedim ki sen dedim nereden aday olacaksın? Başkan dedi ben dedi mikrofon benim işim ben aday olmayacağım dedi. Boyabat'tan belediye başkan aday olacaksın dedi. Gitti oldu zaten rakip yok tek başına kesin belediyeyi de kazanacak inşallah. Değerli Çankırılar, bir özellikle kız çocuklarınızı okutun. Bakın zamanında bize dediler ki kız çocuklarını okutmayın dediler. Benim annem zenginlerin evinde temizlik işinde çalıştı. Kadının okuması yazması yok. Bizim kızlarımız, bacılarımız okutulmadığından dolayı analarımız ne iş yaptı? Temizlikçi, bulaşıkçı, bilmem neci oldu. Kız çocuklarımızın muhakkak okutulması lazım. İki, ticarette kesinlikle uğraşmamız lazım. Üç, siyasette kesinlikle uğraşmamız lazım. Eğer ki 2014 seçimlerinde Biyoloji'nin ve Erol Tepebaş'ın meclis üyesi olmasını istiyorsanız, bir dahaki seçimde milletvekilinin olmasını istiyorsanız, bir gün Cumhurbaşkanı'nın Çankırılı olmasını istiyorsanız, bu üç tane dediğimi yapacaksınız, birlik beraberlik içerisinde bu tür dayanışmanızı devam ettireceksiniz, bir olacaksınız, diri olacaksınız, iri olacaksınız ve başarıyı yakalayacaksınız diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Başkanım çok teşekkürler, size de güle güle diyoruz. Programlar bugün de iki tane sevgili dostumuzun aday adaylarının tanıtım programında Çorumlu aramızda, Sinoplu aramızda, biraz sonra da Kastamonu'lar gelir zaten Bartın'la. Yine Batı Karadeniz bir arada oluruz Çankırılılarla beraber. Oh,
şehir yapan adam. İmanı, fakirin yoksulun her zaman yanında olan, niyetinden dönmeyen, kimseye kanmayan, dürüst olup da sonra utanmayan, başkan gibi başkan. Belediye başkanımız battan ilk geçti. Ve beraberinde başkan yardımcıları gecenize iştirak ettiler. Hoş geldin sayın başkanım. Hoş geldin ilçe başkanı. Günah meşeğim, yol eksik. Başkanım yanımda, kadın kolları başkanım da yanımda. Hemen sizinle başlayalım kaybetmeden o zaman. Ali başkanım önce siz, aslında hanımlar önde gider de, önce sizden başlayalım. Belki senden kapacağı bir şeyler vardır. O zaman önce hanımlar önde gider diyoruz. Hemen Suna Manici. Mani iş benim işim. Ben mali tekerleme ertili var. Buyur Sinan Hanım, buyur. Herkese iyi akşamlar. Tamam. Geleceğimizin umutları çocuklarımız, çok sevgili hanımefendiler ve değerli beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ataşehir Çankırı kadınları olarak, ev sahibi olarak ilk anonsu ben yapmak istedim ki bütün kadınlarımız adına tekrar sizlere hepinize hoş geldiniz diyorum. Biz Ataşehir'de bir yıldır faaliyet gösteriyoruz ve bu faaliyet boyunca da bize destek olan çok sevgili rahmetli federasyon başkanımız Vahap Yartaş başta olmak üzere belediye başkanımız Sayın Battal İlgez diye belediye başkan yardımcımız her zaman kapısını bize açık olan Abdullah Dere, İlçe başkanımız Hakkı Bey'e, Federasyon Platform Kadın Kollarına, CHP Kadın Kollarına ve Ataşehir Çankırı kadınların hepsine huzurunuza teşekkür ediyorum. Destekleri için, yanınızda oldukları için herkese iyi geceler diliyorum. Çok teşekkürler. Vahap Yartaş deyince rahmetle anıyorum. Beni Çankırılarla buluşturan başta Vahap Yartaş Başkanım ve Erol Tetavaş Başkanım'dır. İkisinden de bütün dernek başkanlarından da Allah razı olsun. Vahap Yartaş'ın da mekanı cennet olsun, kabrinden nur olsun. Onu sevenler hak dünyada onu bulsun. Allah rahmet eylesin. Evet Ali Başkanım buyur. Sayın Belediye Başkanları, Sayın Değer Bakın Başkanım, Federasyon Başkanım, Platform Başkanları, Devlet Başkanları, Muhtarları, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı, çok kıymetli hemşehriler, yakından ve uzaktan gelen değerli misafirler, cümleler hoş geldiniz. Ataşehir'de Çankırılar el ele geçtiğimize, katılımınızla bizi onurlandırdığınız için tüm misafirlerimize, Ataşehir'de faaliyet gösteren Çankırı Sivil Toplum Dernekler adına minnet ve şükranlarımızı sunarım. Değerli misafirler, biz Çankırılar olarak belediye meclis aday adayımız Erol Tepebaşı ve Birol Ekşi'ye olan desteğimizi göstermek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yaşamakta olduğumuz Ataşehir'imizin yerel yönetiminde Çankırılar olarak bizler de yer almak istiyoruz. Bu yolda
adım atan değerli aday adaylarımızı destekliyor, sonuna kadar arkalarında olduğumuzu siz büyüklerinize bildirmek istiyoruz. Ataşehir'de yaşayan Çankırıların bu talebini olumlu bir cevap vereceğinize canı gönülden inanıyoruz. Bu vesileyle 2014 yılı yerel seçiminde başta belediye başkanlarımız Battal Bey ve ekibine, Ataşehir'deki dernek faaliyetlerine katkılarından dolayı Sayın Abdullah Dere ve aday adaylarımıza başarılar diliyoruz. Dernekçiliği bizleri sevdiren, Çankırı ve Çankırı aşığı olan Sayın Vahap Yartaş'ı da rahmetle milletle anıyorum. Saygılarım. Başkan, biz de rahmetle anıyoruz. Sevgili Vahap Başkanımızı, ağzına sağlık. Evet, şimdi Erol Tepebaşı, Çankırı Dernekler Federasyon Genel Başkan Yardımcım, Çankırı Çerkeş Dernekler Birlik Başkanım ve ayrıca yıllardan beri biz Çorum, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Bartın, Zonguldak, Samsun, Batı Karadeniz'de sivil toplum örgütleri olarak da bizim platformumuzun içinde olan sevgili Erol Tepebaşı, Ataşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi adayı. Debatta başkan da görüyor bu kadar birlik beraberliği. İlla yeri garanti olmalı. Bu bir. İki, Birol Ekşi Engelliler Dernek Başkanı. Yıllardan beri engellilerimize engelsiz bir hayat sunabilmek için gayret eder. Bu gecenin önemi oluşumuna vesile olan iki dostumu buraya almak istiyorum. Birol Ekşi ve Erol Tepebaşı meclis üyesi aday adaylarım ikisini birbirine. İkisi bir arada sizler de alkışlarla olun. Bu kanaya merhem olun, kanaya yarada. Evet, Erol Başkanım, buyurun. Tamam. Beni de dövüyor, herkes dövüyor. Ne diyorsun? Sopa verir. Sayın ilçe başkanım, sayın belediye başkanlarım, sayın vakıf başkanım, sayın sivil toplum örgütü temsilcileri, dernek başkanlarım, muhtarlarım, partimizin ve sivil toplum örgütlerimizin kadın kolları ve siz değerli hemşehrilerim. Havasının sert, insanının mert olduğu Çankırılar, hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce sözlerime başlamadan önce Çankırı'ları İstanbul'da öne çıkarma yolunda çok çaba sarf eden değerli başkanımız Sayın Vahap Yartaş'a çok teşekkür ediyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli dostlar, bu yola çıkarken federasyonumuz ve vakfımızdan ve tüm sivil toplum kuruluşu derneklerimizden onur aldık. Gerek federasyonumuzun, gerekse vakıf başkanımızın her zaman yanımızda oldular. Huzurunuzda vakıf başkanımız Sayın Eşref Armandar'a ve yönetimine, federasyon başkanımıza ve ekibine, birlik başkanlarıma, başkan yardımcılarıma çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli dostlarım, benim içinde olmaktan ve başkanlığı yapmaktan gurur duyduğum Çerkeş Dernekler Birliği içerisinde yer alan 16 belde ve köy dernek başkanlarıma ve yönetimlerine de destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Siyaset hakikaten geniş bir yelpaze. Bu yelpaze içinde olabildiğince etkin ve başarılı olmak gerekiyor. Onun için Çankırı, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Karabük gibi illerle de sürekli istişareler içerisinde, dayanışma içerisinde olmamız gerekiyordu. Bunu da hakikaten başardık. Bugün bu derneklerimizden, federasyonumuzdan kendileri de burada bizleri yalnız bırakmadılar. Başta Çorum, Karabük illerimizden de bizi yalnız bırakmadılar. Bugün aramızda olan Karadeniz Konfederasyonu Başkanımız, Anadolu Konfederasyonu Başkanımız ve diğer federasyon başkanlarımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Tekrar onlara hoş geldin diyorum. Artık Çankırılar olarak yönetim kademelerinde yer almak istiyoruz. Bizler bu yolda,
bize kapılarını açan, sadece kapılarını değil gönüllerini açan ilçe başkanım Sayın Hakkı Bey'e ve yönetim kuruluna, Sayın Battal İlgezli ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Huzurunuzda tekrar onları bir kuvvetli bir alkış rica ediyorum arkadaşlar. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Bizlere bugün desteğinizi esirgemediğiniz için şahsım ve bürol arkadaşım da konuşacak tabii, şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Çankırılar olarak bugün bir olduk, kuvvetli olduk. Bundan önce Ataşehir Çankırılar Derneğimizi kurduğumuz zaman öğretmen evinde bir kahvaltı vermiştik. O gün şunu söylemiştim arkadaşlar. Ataşehir sürekli büyüyen, gelişen bir bölge. Bu gelişme ve büyüme içerisinde, hızla büyüyen bu çarkın içerisinde ezilmememiz, çarkın içerisinde yok olmamamız için birlik ve beraber olmamız gerektiğini söylemiştim. Hakikaten o gün de, bugün de bizleri yalnız bırakmadınız. Ben Çankırılı olmaktan gurur duyuyorum. Bugün buraya geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Evet, biz de sana çok teşekkürler sevgili başkan. Evet, şimdi bir olay ekşi başkan, buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz size. Ağzına sağlık sevgili başkanım. Bize gönül adamış Çankırı yarenlerinin duayenleri, Çankırılı insanlarımız saygı, hürmetle selamlıyorum hepinizi. Başta vakfımız ve federalımız, Çerkez Dernekler Birliği'mize bağlı dernekler Çankırı Platonumuza, aşağı Beligözlü Köyü Derneğimize, Sumucak Köyü Derneğimize, Gökçeören Derneğimize ve bu gecenin oluşmasında emeğini, desteğini esirgemeyen Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezli nezdinde bizim belediyemiz, derneğimizin gönül abidesi Abdullah Der Başkanımın nezdinde hepinize saygıyla selamlıyorum. Ben kendimi arz etmeden önce Çankırı'ya gönül vermiş, adamış ve emeği geçmiş, şu an hakkı rahmetine kavuşmuş, acısını halen hissettiğimiz sevgili abim, sevgili gönül dostum Vahap Uyartaşı, Sayın Nurettin Okları, Sayın Fuat Uğurları rahmetli anıyor. Aramızda olan Sayın, aramızda katılamayan Sayın Nevzat Ayazı, Karadayı Paşalarımızı sağlık, ziraat diliyorum. Biz onlardan erdemlik öğrendik. Biz onlardan yarenlik öğrendik. Biz onlardan oturmayı ve dernekçiliği öğrendik. Ben Birol Ekşi, Bayramören Yurtpınar Köyü, köyüne kayıtlı bir hemşehrizim. 1995'te Karayolları 17 bölgede göreve başladım ve 98'de Milli Eğitim'de özürlü olarak işe başladım. Çocukken geçirdiğim felç, annemin cefakar çalışması, ev işlerine giderek, aynı zamanda hastane gezerek beni bugünlere getirmiş. Ben huzurunuzda sevgili annemi saygıyla selamlıyorum. Annemin elinden öpüyorum. Ben Allah'a şükürler olsun, devletimiz bize bir iş vermiş. Çelik çocuğuma karıştım. 3 çocuk annesiyim ve sevgili eşim Ayşe Ekşi'yle evliyim. Ve onun desteğiyle Kadıköy Eren Gazi'yi kurdum. Kadıköy Eren Gazi'yi kurarken E5 üzerinde engelli vatandaşlarımıza hizmet gitmediğini anladığımız zaman ben bu noktada Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle E5 üzerinde hizmetlere başladık. Bölgemizin belediye olması sebebiyle Ataşehir Engelliler Derneği'ni kurarken bu gönül dostluğuna derneğimizi bir ziyaret ettiğinde engellilerin abisi olan sevgili gönül dostu Battal İlgezli ile tanıştık. Battal Başkanımız seçim ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun ben engelli kardeşlerimin abisiyim dedi. Ve o günden sonra bizim gönül dostluğumuz başladı. Ben 18 yıllık devlet memurluğumu bitirdikten sonra tavuk su içer Allah'a bakar, laf gömleğe gerek yok. Bizim 24 saat yanımızda olan, telefonları açık tutan değerli başkanımız, gönül abimiz, gönül dostumuz Battal Başkanımız, onun akabinde 24 saat yanımızda olan Abdullah Başkanımız ve diğer başkanlarımızla beraber engelli kardeşlerimizin ve Çankırılarımızın hizmetinde olmaya gayret gösterdik. Bizler Kadıköy ayrıldıktan sonra Ataşehir Belediyesi olarak durmak yok, engellilere devam dedik.
ve engelsiz Ataşehir projesini başlattık. Bu sebeple ben yaklaşan yerel yönetimlerde Sayın Battal Başkanımın uhdesinde engelli kardeşlerimizin hizmetinde olmak, aynı zamanda görevinde bulunduğum Çankırılar Derneği Genel Sekreterliği görevinin olmasıyla sebebiyle Çankırılara hizmet, Çankırı'nın adını taşımaktan gurur duyduğum Çankırılara hizmet yolunda aday adaylığımı, engelliler aday adaylığımı açıkladım. Eğer ki Allah nasip ederse Mart ayında yapılacak olan seçimlerde engellilerden meclis üyesi aday adayı seçildi. Seçilir seçilmeyin. Ben bu saatte bu şu topluluğu gördükten sonra, bu Çankırılığımızın bildiğini gördükten sonra zaten biz meclis üyesine girmiş oluyoruz. Bildikten güç doğar. Ben başta vakıf başkanımıza, federasyon başkanımıza ve Çankırı'ya emek vermiş, gönül adamış tüm gönül dostlarımızın nezdinde bizleri burada bu saatte emek vererek, destek vererek gelen belediye başkanıma, ilçe başkanıma, ilçe başkan yardımcılarıma, başkan yardımcılarıma ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen isimlerine, Ataşehir gönüllerimize, ilçe kadın kollarımıza ve siz Çankırı yarenlerin gururu, siz Çankırı'dan gururlu olan hemşehrilerimiz uğruna teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için Allah razı olsun diyorum. Emeklerinize sağlık. Eğer ki ismini unuttuğum, bu heyecanda hatırlamadığım birisi varsa özür diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Hemen vakıf başkanım, eski başkanım. Hemen buyurun. Sayın başkan, değerli belediye başkanları, ilçe başkanımız, federasyon başkanlarımız, çok değerli dostlarım, sevgili Çankırılar, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün İstanbul Çankırı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı olarak doğrusunu isterseniz ayrı bir gurur ve heyecan taşıyorum. Nedenine gelince, ben çocukluğumdan beri sosyal demokrat bir kardeşiniz olarak yaşadım ama bir Cumhuriyet Halk Partisi etkinliğinde, toplantısında bu kadar Çankırılı'yı bir arada görmemiştim. Onun için hepinize ayrıyeten teşekkür ediyorum. Buradan ne çıkıyor? Buradan ne çıkıyor? Bunun için söylüyorum. İstanbul'da Çankırı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, İstanbul'da Çankırı Dernekler Birliği Federasyonu kurulduğu günden bugüne kadar Çankırılılara bir şey söylüyor. Diyor ki İstanbul'da Çankırılılar kim nereden aday olursa biz Çankırılılar olarak hepimiz onun yanındayız. Erol kardeşimiz Ataşehir'den, Bilal kardeşimiz Ataşehir'den aday. Ben önce Sayın Belediye Başkanıma, ilçe başkanıma Ataşehir'deki aday adayı hemşerilerimi değerlendirmelerini arz ediyorum. Ve siz Çankırılılardan da bu kardeşlerimi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemenizi istiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili başkanım, yüreğine sağlık. Saçak Belediye Başkanı. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, değerli sivil toplum örgütlerinin değerli yöneticileri, sevgili Çankırılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Erol Başkanımız artık yönetilen değil, ben yöneteceğim diye bir yer aday oldu. İlk defa Saçak Çankırı toplumunda hemşehrilerimize kendisi için bir şey istiyor. Bize 25 yıldır hizmet eden derneklerde, her türlü faaliyetlerde en önde aktif olarak görev yapan arkadaşımız bugün de diyor ki ben sizin temsilciniz olarak bir seçime gidiyorum. Biz Erol arkadaşı destekleyecek miyiz arkadaşlar? Hep bize hizmet edilen bir kez de biz Erol arkadaşın sonuna kadar arkasında olacağız. Biz Erol arkadaşın, ben Çankırı'dan gelen bir belediye başkanı olarak hep yanında olacağım. Hep dayanışma içinde olacağım. Hep birlikte inşallah gelecekte meclis üyesi olarak belediye başkanının belediye meclisi olarak göreceğiz. Ve biz bundan sonra bakacağız. Bundan sonra Erol arkadaşlar, Sayın Başkanımla iyi bir dayanışma içinde olarak yine bizim Çankırı'daki bu dayanışmamızı daha da pekiştireceğiz, daha da ileriye götüreceğiz. Hem biz kazanacağız, hem Erol kazanacak,
hem bu işten Çankırılar kazanacak. Ben yolun açık olsun arkadaşlarım. Yalnız olmadığını söylüyorum. Biz hep yanında olacağız, hep dayanışma içinde olacağız, hep yakınlaşacağız. Yolun açık olsun diyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hamza Başkanım teşekkürler. Adam gibi adam dedin ya, niyetinden dönmez, kimseye kalmaz. O her türlü hizmetin gerçekten erbabıymış. Bunu Ataşehir'in değişen düzeniyle de görüyoruz. Adam gibi adam, başkan gibi başkan, hatta ilk kezli başkan mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Aramızda burada çok değerli hanımefendiler var. Ben onlara hoş geldiniz diyorum. Çünkü onlar bizim için çok özeldir. Özellikle bu tatil gününde çok değerli zamanlarını bizlere ayırdılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Burada sevgili rahmetli Vahap bir arkadaşı rahmetli anıyorum. Kendisiyle birkaç toplantıda beraber olduk. Gerçekten çok üzüldüm. Ailesine başsağlığı diliyorum tekrar. Özellikle ben burada bulunan federasyon başkanı dostlarım var. Ben onlara hoş geldiniz diyorum. Karşıdan geldiler. Çankırı'dan gelen çok değerli belediye başkanlarımız var. Ben onlara hoş geldiniz diyorum. Ayrıca köy dernekleri başkanlarımız var. Onlara hoş geldiniz diyorum. Burada muhtar adayı olan dostlarımız var. Ben onlara başarılar diliyorum. Yanında da iki tane yakışıklı mevsiyesi adayı aday arkadaşım var. Gelin bakalım şöyle. Öncelikle hep söylüyorum, birlikten kuvvet doğar. Ne kadar beraber olursanız o kadar güçlü olursunuz. Yaşamın her anı böyledir. Evde bile eşler kavga ettiğinde çocuklar kimin yanına geçerse o güçlü oluyor. Öyle değil mi başkanım? Hayat böyle. Tüm Çankırı dostlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir şeyde rahat olun. Biz o listeler açıklandığında biz sizleri mahcup etmeyeceğiz. Herkes bunu böyle bilsin. İlçe başkanım burada, sevgili ilçe başkanım. O da merhaba diyecek. Biz sizlere mahcup etmeyeceğiz. Bizim amacımız Ataşehir'de hangi görüşte olursa olsun yaşayan her insan kendini temsil etmeye. Çünkü ben de saygı duyuyorum. Onlar da olacak, kadınlarımız olacak, gençlerimiz olacak. Bunu sözü burada veriyorum. Herkes rahat olsun. Bu duygularla ben hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Çünkü bizim 3 toplantım daha var. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Buyur vekilim. Hepinize iyi akşamlar sevgili hemşerilerim. Ayağınıza sağlık. Öncelikle geldiniz, bizim adaylarımıza böyle destek verdiniz. Onları bir noktaya getirmek için yanlarındasınız. Hepiniz sağ olun, var olun. Şimdi biraz geciktim, kusura bakmayın. Sayın Belediye Başkanıma, sevgili dostum, çocukluk arkadaşım Şükrü'ye ayıp ettim. Öncelikle onu söyleyeyim. Sizlere de belki ayıp oldu ama beni bağışlayın. Benim durumuma biraz acıyın. Bir Çankırılı kardeşiniz olarak nasıl çırpındığımı görmeye çalışın. Saat 7'de geleyim dedim başkana, olmaz dedi. 8-8.30 arası dedi. Beykoz'da, Ümraniye'de, burada, buradan sonra Ataşehir'de, Ataşehir'den sonra da Maltepe'de bir gece var. Hepsine de katılmak zorundayım. Onun için de beni bağışlamanızı istiyorum. Onları zaten size emanet ettim. Adaylarımıza size emanet ettik. Bunda en ufak şüphem yok. İlk defa hemşerilerim bir araya gelmenin, yan yana gelmenin değerini herhalde bilecekler. Yan yana gelmenizden duyduğum mutluluğu bir daha söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerime vereceğiniz destek için de şimdiden size teşekkür ediyorum. Bundan sonra İstanbul'dan bir hareket başlatacağınıza inanıyorum. Tekrar desteklerinizi bekliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Meşhur köfteci Muammer Usta'nın katkılarıyla yöremiz töremiz devam edecek.